Herkese merhaba, iyi günler. Sen iyi günler demiyor musun? İyi günler. Dorukhan da bu hafta gene bir yeni bir macera yaşayacağız hep beraber, sizlerle beraber. Uzun zamandan beri inşaat malzemelerini koymuş olduğumuz şöyle bir yerimiz var. Bu salonun kapısının arkasında buraya bu malzemeleri böyle üst üste bir şekilde yığıyoruz. Aradığımızda bulamıyoruz. Her seferinde burada elimizi ayağımızla dolaşıyor. Bu dağınıklığı toplamak için gene daha önceden evlerde kullanılan küçük vitrinlerden bir tanesini ihtiyaç sahibi olmayan birisinden aldık. Onu güzelce zımparalayacağız, boyayacağız. Buraya bir dolap yapmaya çalışacağız sizlerle beraber. Dorukhan, hazır mısın bu iş için? Evet. Ne yapacağız? Önce onu anlat bakalım. Dolabı ne yapmamız lazım? O malzemeleri çıkartıp dolabı koyacağız. Ama dolabı ondan önce ne yapmamız lazım? Bir güzel ıslak bezde silmemiz lazım. Çünkü tozlu olabilir. Tozlar. İstersen dolabın yanında birazcık devam edelim videoya, olur mu? Olur. Hadi gidelim o zaman. İşte dolabımız burada. Bu eski, oldukça İç dışı kirli dolabı önce sileceğiz. Sonra boyamak ve temizlemek suretiyle malzeme dolabı yapacağız. Ne diyorsun Dorukhan bu konuda? İyi. Önce nereden başlamamız lazım? Anlat bakalım. İçeriden mi? Evet, içeriden ne yapmak gerekiyor? Önce bir şu tozlarını silerek almamız gerekiyor. Başka? Bir zımpara yardımıyla güzelce zımparalamamız lazım. Verdim. Şimdi Burkan, bu bulunan böyle çiviler var. Onları alacağız. Elimize batmasın. Ben nerede çivi var diye söyleyeyim mi? Sen şimdi silmeye devam et. Bak, şu örümcek ağlarını falan silebilir misin? Hayır. Peki. Onları ben silerim o zaman. Şuradan şu yanları falan sil bari canım. Yanlarını sil, buraları sil. Su yapacak mıyız? Önce kuru bezle bir alalım, ondan sonra yapacağız. Burası çok yetişemiyorum. Örümcek ağıyla çok yakında olmak ben şimdi örümcek alacağım, merak etme. Baba, şuraya yetişemedim. Tamam, yetişebilirim. Islak bez lazım mı? Islatacağız bezi, sileceğiz. İstersen sonra bezi yıka da gel. Kısmi gölge, bahçedeki gölge yerlerde bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten iyi sıcak var. Uzun zamandan beri bu kadar sıcakta karşılaşmıyorduk. Rüzgar da kesildi. Tatlı bir esinti olurdu burada. O da olmuyor. Bakalım bu sıcakta bu dolabı yapabilecek miyiz? Thank you.
yapacak işleriniz varsa, eski malzemeleriniz, eski eşyalarınız, Doğrukan sen de kameraya bak. Doğrukan da bize haber verebilirsiniz. Biz hemen gelip güzelce tamiri, tadilatı yapabiliriz. Boyaların bir kısmını aldık. Şimdi sıraya Doğrukan size boyaları tanıtacak. Bu renk kırmızı. Evet, kırmızı bu renk. Beyaz. Beyaz mı, siyah mı? Siyah. Yeşil. Bu da yeşil. Mavi. Mavi. Gri. Gri. Yeşil. Açık kahve. Böyle açık kahve, turuncu, çeşit çeşit elimizde boyalar var. Bu boyalarla rengarenk yettiği kadar bir boyama işlemi yapalım. Önce yeşille başlayalım. Ne dersiniz? Olur mu? Salla ama bakalım. O koyu yeşil. Oradaki açık yeşil. Olsun, koyu yeşille başlayalım. Al salla bakalım. Baba sadece sen mi yapacaksın? Sen ellerin. Evet, dolabın üstünü yeşil boyadık. Şimdi bu orta kısma geldi. Orta kısmı ne renk boyayacağız Doğrukan? Ortayı kırmızı boyayacağız. Kırmızı mı? Turuncu mu elindeki? Elimdeki turuncu. Turuncuyla boyayalım istersen. Kırmızı. Yanını turuncu boyayalım. Diğer yanı mavi boyayalım. Ortayı kırmızı boyayalım. Kırmızı boyayalım. Tamam, anlaştık. Al kırmızı boyayı. Salla güzelce, çalkala. Değerli takipçilerimiz, kırmızı boyayı Doğrukan yapacak. Hadi bakalım, iyi takip edin bizi. Biraz zor oluyor galiba. Ağır ya. Evet. İki elle yapayım. Ver bakalım bana birazcık. Biraz nefes al. Çünkü o havasız bırakıyor insanı. Değil mi? Evet. Şöyle birazcık bir şey yapayım. Bu. Ki. Baba. Efendim. Sen böyle çok ağır yapınca olmuyor. Baba şurası yarım kaldı. Boyayacağız oğlum, boyayacağız. Ne oldu? Boyama faaliyetlerimiz devam ediyor Doğrukan'la beraber. Görüşürüz. Aynı yerleri yapma, aşağı yukarı yap. Aferin. Bu
Mavi de güzel oldu. Evet, güzel oldu oğlum. Ama çok uzaktan tutuyorsun. Biraz yakından, yakından tut ben. Çok sert değil mi? Babacığım ben yardım edeyim birazcık sana. Evet. Tamam. Beraber yap. Değerli takipçilerimiz, boya işimiz bitti. Malzemelerimizi de yerleştirdik. Bakalım dolabımız nasıl olmuş? Siz de bir görün bakalım. İşte malzeme dolabımız. Şimdi içinizden şunu söylediğinizi duyar gibiyim. Ya bunun renkler ne Allah aşkına diyeceksiniz. Ama elimizdeki sprey boyalar bu renklerdendi. Biz de sprey boyaları değerlendirelim diye. En azından bütün her yeri boyandı. Bakımları yapıldı. Bu şekilde malzemeler yerleşti. Artık malzeme dolabımız köşeye atılmış, üst üste konmuş malzemelerden bütün eşyalarımızı topladı. İleride daha güzel renkler, beyaz ve açık mavi gibi renkler elimize geçerse onlarla dolabın dış cephesini tekrardan boyarız. Bir dahaki projede görüşmek üzere.